Sonra güneş geliyordu. Ama kocaman yüreğindeki, kocaman umutlarıyla kabuslarına teslim olmayacak. Ay kaybolunca. Ama çok sevdiği güneşe bakamaz olmuştu çocuk. O kadar alışmıştı ki gözleri karanlığa. Yaklaşık 9 sezondur biz tır tiyatrosuyla yollardayız. Bu 9 sezonda 13 oyun sahneledik. 200'den fazla temsil yaptık. 100 binin üzerinde çocuk seyirciye ve yetişkin seyirciye ulaştık. Kocaeli bölgesi coğrafi olarak tek bir merkezde toplanmış bir bölge değil. Bu yüzden de özellikle de köylerdeki okulların ve çocukların tiyatroya gelmesi, şehir tiyatrolarına ulaşması çok zor. Tiyatroya gelemeyenlere dedi ki, madem siz gelemiyorsunuz o zaman biz sizin ayağınıza geliriz. Tiyatroyu uzun zamandır izlemek istiyordum fakat imkan olmadığı için gidememiştim. Tiyatro geldiğini duyunca da çok heyecanlandım. Çok eğlenceli oldu. Yeni bir şeyle tanıştım. Bu yaşıma geldim. Yeni bir şeyle karşılaşmanın heyecanı herkesi etkiliyor. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Tiyatroda en çok tiyatronun vermek istediğim mesaj hoşuma gitti. Çünkü insanlara umudunu asla kaybetmemesi gerektiğini ve çocukların asla düşlerinden vazgeçmemesi gerektiğini anlatıyordu. Salonda oynuyoruz, mutluluklarını paylaşıyoruz insanların. Onlar mutlu olmaya geliyorlar ama biz mutlu etmeye gidiyoruz çocukları. Bu da muhteşem bir duygu bence. Çok iyiydi, çok komik. Hemen yorum yapıyorlar kesinlikle. Sen şöylesin, sen komik oldun, şu oyunu nasıl yaptı? Hemen indikten sonra soruyorlar zaten, çiçeği nereden çıkarttın? Onu nasıl yaptın? O bakımdan buradaki çocuklar mesela bir tık daha zorluyor bizi de. Ekmek kırıntılarından başka hiçbir şey yok. Bir kırsala geldiğimiz anda, bir köy okuluna ya da bir mahalle okuluna geldiğimiz zaman doğal olarak şehirdeki tepkilerin aynısını almıyorsunuz. Daha meraklı bakışlar altındasınız ve daha sabırlı oluyorlar. Asla vazgeçmeyin. Özellikle de tır tiyatrosunun bir Kocaeli bölgesiyle sınırlı kalmasını istemiyoruz. İç Anadolu'da bazı bölgelerde oynadık. Bu neden bütün Türkiye olmasın? Elif sen de! Elif sen de! Oğlan gidiyor!